Hani nerede? Kahvaltı falan hazırlanmamış. Hemen de bir söylenmeler, bir şeyler. İnsan önce bir günaydın der, bir tatlı tatlı konuşur, bakar. Lütfen ama. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Nerem güzel canım. Çarşamba cadısı gibiyim. Ben bayılıyorum ama bu haline. Onu ne yapacağız? Ayrıca sana bundan sonra gülümsemek de yasak. Niyeymiş ki o? Bak hala. Sen bayağı bayağı ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın. Bende de yani bugün bir iştah, bir iştah. Sen yemeyecek misin? Seni yesem ben. İyi yani ama şimdi. Ne güzel tanıştık. Tanıştık mı? Evet. Hakkında birçok şey öğrendim. Mesela kızarıyorsun heyecanlanınca. Kızardım mı şimdi? Kızardım değil mi? Mutluysan mesela ya da böyle keyfin yerindeyse daha çok konuşuyorsun. Ha, değil mi ya? Çok konuştum bır 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 durmadan. Çok güzelsin bugün. Bir başka güzelsin. Yok canım. Böyle dursan ben de seni seyretsem bütün gün olmaz mı? Sıkılmayasın sonra. Sıkılırsak başka şeyler yaparız. Domates var, yeşillik var, yumurta var. Yesene. Ay. Kızardım değil mi yine? Kızardım. Kırmızıyım değil mi? Ay ne? Günaydınlar. Evet. Efendim, Yasemin Hanımlar defile mekanında sizi beklerler. Ne? Aa, kız ayarlamış mı? Aynen. Aa, iyi ama kapa. Çirkin sesli. Bu da, ay bu aynen yapından nefret ediyorum, nefret. Efendim Koray. Ay bombe. Ne oldu? Ay koşun Necmoş Bey defileye. Değil mi? Harika. Ay vallahi mekan ayarlamışlar. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Tamam Koray, görüşürüz. Ece Hanım merhabalar. Ece Hanım mekanımız hazır. Ne? Ciddi misiniz? Evet, hem de sizin istediğiniz yer. Nasıl? Ece Hanım biz büyük ve güçlü bir şirketiz. Harika. Efendim? İnanamayacaksın ama mekan okeymiş. Nasıl ya? Orası nasıl ayarlamışlar? Ben de anlamadım. Tamam, hemen geliyorum. Alo? Sinan Bey, bunu nasıl başardınız? Neyi? Mekanı diyorum. Bir dakika, ben hemen döneceğim size. Bir saniye. Efendim? Alo, Sinan Bey. Defile mekan tamam. Çüş. Orası mı? Orası. Süper.
Ömer, defile mekanı tamam. Hem de oğlum yer orası. Ya düşünebiliyor musun? Hadi abi, hadi hemen gidiyoruz. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Hemen. Ya Sinan. Anladım kardeşim, tamam. Anladım, tamam, tamam. Niye, ne oldu? İş. Şu defile mekanı bulunmuş. Gitmemiz gerekiyor. Tabii yani, defile geldi çattı. Takvimi sıkışması normal. Bizi çok yoğun bir hafta bekliyor. Hadi kalk. Hiç istemiyorum çalışmak. Şöyle bugün seninle güzel bir yere gitsek. Sadece seni sevsem. Saçlarınla, güzel gözlerinle vakit geçirsem. Çok bir şey istiyorum. Aa, bana da bak ya. Resmen. İşkolik, senior, iplikçeyi bozdum. Bayağı işe gitmeyeceğim diyor. Çok fena yoldan çıkardın beni Defne. Ne yapacağız? Senin de yani bir böyle yoldan çıkasın varmış şimdi. Bütün topu bana atmayalım lütfen. Bak sen. Yani. Ben ne yaptım ki canım? Ne yaptın? Öyle mi? Hadi kalk bakalım artık. Gideceğiz mecbur yani. Ay güya ben de kalkıp üretime gidecektim şu topuk detayı için ya. O işi mi verdiler sana? Evet. Kimmiş ya senin patronun? Ne zalim adammış. Ben bir konuşayım şununla. Vallahi benim patronum aşktır. Ayrıca da dünyanın en etkileyici adamı. Bak bak cevaplara bak. Ama öyle. Ama şimdi yani böyle bir güzellikle ilgilenmek varken gel de işle ilgilen. Olacak iş değil. Ama geç kalıyoruz. Kalalım. Bana ne? Beklesinler. Adam delirdi ya. Kim delirtti acaba? Ömer vallahi şimdi beni de yoldan çıkaracaksın. Bana uyar. Gerçekten geç kalıyoruz. Hadi çıkmamız lazım. Vallahi ya. Hadi çıkalım. İyi tamam gidelim. Yapamadım ya 2 saat. Hazırlanamadım yani. Bence sen de gitmek istemiyorsun. Gitmesek mi? Bak hala. Ne var canım? Bir gün işten kaytarsak. Şöyle tadını çıkarsak birbirimizin. Keşke ama çıkmamız lazım. Geç kalk. Of. Ya oflama. Hadi kalk. Bak hala şansımız var. Ömer. Hadi aşkım. Hadi sevgilim. Hadi bir tanem. Hadi. Efendim. Ay yok, kalkmayacak. Vallahi kalkamayacak ya. Vallahi tutmuş adamı kolumdan çekiyorum. Düştüğüm hale bak. Bu el tutup götürmeler de bana başka şeyler hatırlatıyor ama. Ya utandırmasana. Hoşuma gidiyor. Ve kızarıyorsun falan. Senin de eline koz verdik şimdi. Yandık. Şikayetçi misin? Yani. Ya ne olursun kalk. Vallahi geç kaldık diyorum. Hadi çıkmamız lazım. Hadi. Tamam belki arabada fikrin değişir. Ha deli ya. O zaman ben gideyim. Maalesef vakit geldi. Hiç gitmek de istemiyorum ya. Aman canım abartmanın gereği yok. Ben bir üstümü değiştireyim zaten şirkete geleceğim. Çok gecikme. Yok yok gecikmem. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber Derya? İyiyim. Ay Defne, sende bir değişiklik var. Ne yaptın? Yok, bir şey yapmadım. Yok yok. Ya böyle bir farklısın bugün. Yok ya, yok bir şey. Ne olacak? Ya evet böyle yüzün parlıyor ya. Işıl ışılsın.
He, o şeydendir ya, camdan yansıyan ışıktandır. O yüzden de ben odama şey yapayım, mutlu götürürüm. İyi madem. Ay, yoluma taş koyduğun için geldim bu hayata sen. Nefret ediyorum senden, sinsilere nefret. Ya makul şeyleri istesene, nasıl bulalım onları ya? Hasan şuna bir şey söyle. Necmoş Bey, bir şey söyler misiniz şuna? Bıyıklarınızla korkutun şunu. Tamam arkadaşlar, tamam bir orta yolunu buluruz. Şimdi bir durun, tamam mı? Bir odama geçelim, sakin sakin konuşalım. Derya, Ömer gelince bir moda yollarsın, tamam mı? Hadi. Sen ne anlarsın sanattan be? Aa, hiç de bile. Benim kaç tane koleksiyonum var, sen biliyor musun? Ne koleksiyonu? Pul koleksiyonu mu? Koray, Sinan. Necmoş Bey. Tamam, lütfen. Allah aşkına bir susun, ne olur hadi. Necmi abi, hadi. Ne olur, hadi çabuk. Ay, sabah sabah bu ne ateş ya? Ay. Ay ya, ne oluyor, ne bu gürültü? Ömer Bey, ya şey, Sinan Bey odasına gittiler. Olaylar olaylar, sizi bekliyorlar. Koray Bey de yani bilmiyorum tam olarak problem nedir? Tamam. Ne haber? Aa Ömer, sen git mi çekmedin mekanı? Müşteriyi bir şirkete geçmemi istediler. İyi ki. Daha çabuk görmüş oldum seni. E hadi gel, senin odasında toplantı yapıyorlar. Geleyim madem. Gel. Leylak, leylak istiyorum. Ay demin karanfil diyordun. Hayatı fikrimi değiştirdim. Dalgalı denizimdir ben. Alabora ola ola öğreneceksin. Hayata kalacaksın bende. Sponsorlara da öyle deriz o zaman. Ha ne diyeceğim ben sponsor firmaya? Adamlar bir an önce bizden sipariş bekliyorlar. Ay pardon, kusura bakmazsanız Koray Bey dalgalı bir deniz gibidir mi diyeceğim? Öyle diyeceksin hayatım. Ana söyle. Koray Bey fikri değiştirmiş. Leylak istiyormuş de. Ay nasıl söyleyeyim ben ya? Ya Sinan şuna bir şey söylesene. Oo ne bu gürültü ya? Gel oğlum gel. Ay Ömüş, bu sinsireyle beni yıprattı. Ömer yardım et. Lütfen gözünü. Tamam. Koraycığım mesele nedir? Şu kısa cümlelerle bir anlatır mısın? Leylak. Olmaz. Karanfil dedik. Ömüş. Tamam sakin. Çiçekler. Leylak olmasa olmuyor mu Koray? Peki Yasemin senin için bu işin başka bir yolu yok mu? Yani siparişi erken verirsek belki bir şansımız olabilir. Canım olmadı, yerli çiçek bakarız. Alternatif firmalarla görüşürüz. Bu kadar. Oh be. Ay vallahi şu anda bayılacağım. Fazla adrenalinden ölüyorum şu anda. Ay. 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 Şimdi bayılmanın hiç sırası değil Koray. Evet Koray. Sen de be. İstersen bayılırım, istersen bayılmam. Ay Sinoş gel, kollarımı al, kolonya getir. Ay çok kötüyüm. Necmoş Bey, var mısınız? Ay. Ay. Defne? Defne sen... Sende bir değişiklik var. Sen nemlendiricini falan mı değiştirdin? Böyle yüzün bir parlamış. Gözümü aldın ama çok güzel olmuş, çok güzel. Yoo. Yoo, bir şey olmadı. Şey... Yaz geldi ya. Yaz geldi. O böyle kışın ben şey olmuyorsa demek ondandır. Ay. Abi sıcak oldu ya. Hayatım döker misin Necmoş Bey? Ne olur olun kolumu. Tansiyonum düştü. Ha. İyi olmayın. İyi. Ruhsuz adam. Dök. Sen de cimri. Kolonya az döküyor. Dök. Kolonya dök biraz şuraya. Al, al kolonya al. Al, tamam al.
üstüme girdi. Ay çok kötüyüm, çok. Bak Koruncuk dedik, hayır iş dedik ama bayağı bize de büyük prestij oldu ha. Daha şimdiden toparlanmaya başladık yani. Nasıl? İtalyanlar geliyor defileye. Yeni büyük müşteri. Süper, tamamdır, gelsinler. Zaten sıkı bir koleksiyon hazırladık. Arkamızda da galo, ha? Aynen öyle. Sen nasılsın? Ne yaptın? Gittin mi defneye? Gittim. Ne oldu? Ne yaptınız? Ya bir şey yok. İyiyiz, gayet iyiyiz. Ya bir şey yok yani. Yok Sinan. Hayat güzel. Gayet güzel. Konuştu mu Defne bununla acaba ya? Gerçi söylese böyle şey yapmazdı. Ne bileyim, anlamadım ki, Allah Allah. Ne biçim bir iş bu? Heh, buradasın. Ne haber? İyidir Sude. Ben de iyiyim. Ha, senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Akşam bizde yemek var. Bizimkiler seni de bekliyor. Ne için? Ömer evleniyor ya canım. Şey, yani senin kardeşin. Mesele bu yani. Ha, tamam. Tamam o zaman. Geliyorsun değil mi? Tabii tabii, gelirim. Akşam beraber çıkıyoruz o zaman. Beni de alırsın. Alırım, tamam. Bay bay. Hadi yeter yeter, çok çalıştın. Ya yok, ya öğretime gidecektim. Çıkamadım, yetişemedim yani. Çıkmış usta. Yarın halledersin. Paydos, paydos. Hadi çabuk. Tamam, çıkacağım. Sen? Ben bir organizasyon mekanına bakacağım. Gel sen de. Ha yok ya, benim bir eve gitmem lazım. Yani anneannem meraktan ölmüştür çoktan. Haklı kadın. Kantar'ın tobusunu ben de yani iyice kaçırdım. Sınırlarını zorluyorum Allah. Evlensek ya artık. Başka evin olmasa. Ben de seni görmek için sürekli böyle zaman yaratmaya çalışmasam. Değil mi? İşten çıkıp eve birlikte geçsek, sabah birlikte gelsek. En çok ben görsem seni. Ya ama sen şimdi böyle konuşunca ben eve nasıl gideyim? Sen git eve. Ailenle vakit geçir. Anneannenin bir gönlünü al. Sonra ben Şükrü'yü yollayayım, bana gel. Ha. Ben de kal bu gece, olmaz mı? Olur. Yani çok güzel olur da. Halledersin bence. Tamam, bakacağız. Yani konuşuruz. Bakalım. Canım ya, çok tatlı yerim. Ne yapıyorsun? Geliyorsun değil mi akşam? Geliyorum de. Ha, geleceğim. Geleceğim de önce bir işim var. Onu halledip öyle geleceğim. Sen de buluşuruz. Güzel. Çok sürer mi işin? Yok yok. Hemen öyle halledip toparlayıp çıkmaya çalışacağım. Tamam, bekliyorum. Ürünlerle görsel konsept bütünlük sağlayacak şekilde hazırlandı. Üç tarafın bilgisi Koray ve Yasemin'de var. Biz zaten Fikret Hanım'la onlara da ilettik. Eksik bir şey? Yok, ömürüm. Tamam, güzel. Bak, sende eksik gördüğüm bir şey yok değil mi? Yok, yok, iyi.
Ay çocuklar, bir şey söyleyeyim mi size? Bence defileyi burada da yapabilirmişiz. Ay saçmalama. Sensin saçmalama. Fikrime saygı duymak zorundasın. Ben konseptin sahibiyim hayatım. Sen konseptin kostunu bilmezken ben ortalığın tozunu attırıyordum. Kızım! Tamam Koray, tamam. Hadi işimize bakalım. Ay Necboş Bey, bana şu anda ilham verdiniz. Acaba diyorum after party mi yapsak şuralarda bir yerde? Basını da çağırırız. Da tabii ki bu halde değil. Ay, yine el atmam lazım. Tabii konsept deyince akıllarına Koray Sargın akıllara geliyor değil mi? Nerede konsept orada Koray. Koray, şimdi ben sana bir el atacağım. Ay babacığım, ay. Tamam hadi biz şey yapalım. Ama yani. Efendim Defne? Ömer. Ben sana söyleyemedim de. Ben seni sonra arayayım mı Defne? Şimdi Koray kafamız şişiriyor da. Ha. Tamam. Sonra konuşalım o zaman. Hayır hayır, bir dakika, bir dakika dinle. Şey. Sana Cihangir Tepesi'nde o Simurgu veren kız var ya. Nereden çıktı şimdi, vakti mi? Ay tam da vakti. O kız Fikret. Yani Fikret Galo'nun ta kendisi. Bil istedim. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan. Ömür, ben leylaktan vazgeçtim. Karanfil çiçeği istiyorum. Ay yani karanfili böyle fakir çiçeği diyorlar. Halbuki değil hayatım, ben bilirim. Karanfil temizliğin, saflığın çiçeğidir. Ay o Yasemin katnemi çiğ çiğ gül koyacağım diyor. Ay sadece gösteriş yapıyor. Bir şey yapar mısın Ömür? Bunu çıkışta konuşalım. Ay Ömür, kime diyorum hayatım? Sen patronsun. Ay meydanı bırak bu görgüsüzlere. Gül koyacak diyorum, gül. Burada öylece duruyordun. Böyle üzgün, bitkin. Normalde huyum değildir ama gelip konuştum seninle. Benim için de özel zamanlardı çünkü. Nasıl yani? Hastaydım. Yani sağlığım çok iyi değildi o zamanlar. Ama o Simurgu sana verdikten sonra hayatım ilginç bir şekilde değişti. İyileşmeye başladım. Karma sanki. O yüzden o konuşmayı, o çocuğu hiç unutmadım. Yani seni. Annem yok benim mesela dedim. Ama eğer olsaydı bin yıl yaşayacağını da bilsem gider sıkı sıkı sarılırdım ona. Ben de öyle yaptım. Çok acayip.
değil mi? Yani bunca zaman sonra karşılaşmamız. Çok. Çok acayip. Hiç aradın mı peki beni? Aramaz olur muyum? Çok aradım. Teşekkür etmek istedim. Ben de. Yani teşekkür etmek istedim. Defalarca geldim buraya. Çok merak ettim o çocuk ne oldu diye. Tekrar görmek istedim o çocuğu. Yani seni. Ama demek ki... Gün bugünmüş. Sağ ol Fikret. Bugün benimle böyle konuştuğun için. Ben ertesi gün annemi kaybettim. Eğer o konuşma olmasaydı... ...küs ayrılacaktı. Ben bunu bilmiyordum. Çok kıymetli benim için. Bugün sen, Simurg... ...eğer konuşamasaydık... ...hiç affetmezdim kendimi. Ömer. Ben düşünüyorum. Yani hiç bulamayabilirdik birbirimizi. Hiç karşılaşamayabilirdik. Ama şimdi yeniden bir araya geldik bir şekilde. Peki şimdi ne olacak? Anlamadım. Yani ne olacağız biz? Fikret, biz arkadaşız. Yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Onca yıldan sonra seni tekrar bulduğum için. Bundan sonra da hep arkadaşım olarak kalacaksın. Tabii ki de. Evet. Ben bisikletle gideyim. Ev yakın zaten. Bıraksaydın? Yok. Sağ ol. Peki tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz.